Ahmet Kekeç konuşursa yer yerinden oynar. Amerikalıların bizim narkotik polisimizdir. Tutuklamaya ne hakkınız var dediği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Metin Topuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Topuz görev alan narkotik olmayan FETÖ'cü polis Yakup Saygılı ile makamında görüşüyor. 17-25 Aralık'ın hemen öncesi. İlginçtir Metin Topuz'la diğer FETÖ'cü polisler arasındaki telefon görüşmeleri de 17-25 Aralık'ın hemen öncesinde gerçekleşmişti. Yakup Saygılı narkotikçi konuğunu kapıda karşılıyor. Siyaretçi heyette 3 kişi daha var. Ziyaretin sebebi bilinmiyor ama narkotik meselelerini konuşmadıkları kesin. Ne konuştular? Bunu bilebilmemiz taraflardan birinin itirafçı olmasına bağlı. En keskin FETÖ'cülerden Yakup Saygılı'nın konuşmayacağına hükmedebiliriz. Metin Topuz'da Amerikan korumasında olduğuna ve savcılık ifadelerini reddetmek için gün saydığına göre bu görüşmelerin mahiyeti karanlıkta kalacak demektir. Fakat karanlıkta kalmayan gerçek şu. 17-25 Aralık soruşturmasının içeriğiyle aşırı ilgili görünen ve soruşturmanın Halkbank bölümünü Amerika'ya taşıyan büyük müttefikimiz, bizatihi soruşturmanın içindeymiş ve FETÖ'cü polislere hem istihbarat desteği sağlamış hem de bir tür akıl hocalığı yapmış. Bazen belgeleyerek, bazen karine yoluyla, bazen de muhakeme yürüterek kimi gerçeklere ulaşırsınız ama itirafçı beyanıyla taçlandıramadığınız için o gerçekler sadece ulaşılmış gerçekler olarak kalır ve herhangi bir işe yaramaz. Baykal'a kurulan kaset kumpasında olduğu gibi, Baykal olayının bir FETÖ tertibi olduğu artık biliniyor. O kameraların oraya nasıl, hangi polisler tarafından yerleştirildiği, haneye girmek için kimden, hangi çilingirden yardım alındığı, elde edilen görüntülerin hangi gazeteciler aracılığıyla dolaşıma sokulduğu belgeleriyle ortaya çıktı. Konu hakkında bir de iddianame tanzim edildi. Suçlular yargı önünde hesap verecek. Fakat kumpasın ortaya çıkarılması ve olayda dahli bulunanların ağır cezalara çarptırılacak olmaları kumpasla murat edilen sonucu, o sonucun yol açtığı zararları telafi etmiyor. Kumpas CHP'de genel başkan değişikliği arzulayanların bir marifetiydi. Bunu artık biliyoruz. Buradan kumpas yoluyla elde edilen avantajların, FETÖ'nün elde ettiği avantajların ne olduğunu da biliyoruz. İstenmeyen Deniz Baykal'la yapılamayanların, istenen ve kaset marifetiyle yolu açılan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapıldığını da biliyoruz. FETÖ ile ontolojik karşıtlık ilişkisi içinde olması gereken CHP'nin kısa sürede FETÖ'nün stepnesi haline geldiğini ve örgütün imayesinde örgütün sağladığı lojistikle siyaset yaptığını da biliyoruz. Demek ki mesele bir tertibin açığa çıkarılması değil o tertiple murad edilen sonuçların ortadan kaldırılmasıymış. Komplo aydınlandı ama sonuçlar yerli yerinde duruyor. Buna yönelik de bir girişim, bir sorgulama gerekiyor. Burada asıl görev kaset mağduru Deniz Baykal'a düşüyor. O sonuçların işlevsiz hale gelmesi için, işlevsiz hale gelmesine inanıyorsa tabii mutlaka konuşmalıdır. Dün rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı haberini aldık, üzüldük. Geçmiş olsun Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin diyoruz ama partisini rotasından çıkaranları deşifre etmesini de hasretle bekliyoruz. Bugün konuşmazsa ne ne zaman konuşacak. Konuşursa yer yerinden oynayacaktır ama sadece partisinin değil ülkesini de kurtarmış olacaktır. Ahmet Kekeç Star